Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaşarken pek komik olmayan ama sonradan anlatınca hani böyle komik olan anılarımdan birini anlatacağım. Olay lisede geçiyor. Lise benim için şöyle bir dönem. Beynimi bir kenara çıkartıp o şekilde yaşayıp hayatıma o şekilde devam ettiğim bir dönem. Biraz zorlu bir süreçti açıkçası. Lise 2'deyim. İşte sömestr tatilinde falanız. Hayatımın böyle büyük bir kısmı MSN'de geçiyor, klasik. Bir akşam böyle herkes işte Cansu sen bir çocuk var okulda, sen onunla mı çıkıyorsun? İşte siz onunla sevgili misiniz falan. Sürekli çeşitli insanlardan mesajlar alıyorum. Ama böyle alakası herkesten. Hani çocukla da böyle hiç alakam yok. Ne konuştum, ne o benle konuştu. Hani birbirimizi sadece ismen tanıyoruz, o kadar yani. Başka hiçbir şey yok. İnsanlara hayır yok öyle bir şey. Peki siz bunu nereden duydunuz falan diye sormaya başladım. Sonra öğreniyorum ki işsiz bir arkadaşımız şey yapıyor. O zamanlar şey var işte, o bilmem kaç konitüre 10 bin SMS falan muhabbeti var. Sabaha kadar mesajlaşıyorsunuz falan. Bir taslak yazmış. İşte Cansu şununla çıkıyor falan filan. Neyse, bu taslağı herkese ve bütün okulda kimin numarası varsa onda ona atıyor. Komik. Ama o an hiç komik değildi. Neyse, sonra ben de bunu öğrenip ilk etapta sinirleniyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hani nereye sinirleniyorsun? Sen kimsin de nereye sinirleniyorsun? Çünkü mesela kızı o anki sinirle şey diye döşedim hani. İşte okul açılsın, ağzını sıçacağım, sen şöylesin, böylesin, hakaret falan, ama ben hayatımda hiç real fiziksel bir kavgaya girmedim. Her medeni insanın yapmış olması gerektiği gibi yani. Bunu göz ardı ederekten döşedim ben. Hani bayağı böyle saydırıyorum falan. Aslında %100 haklıyım. Ama belli ki dayak yiyeceğim yani hani. Bu olayın içinde iki arkadaşı daha mı ne varmış? Bu süreçte ben bu mesajı attım 2-3 gün sonra falan. Bana hani MSN'den dönüş oluyor. Okul açılacak, bu attı yazdıklarını yanına bırakacağız diye. Yani şöyle, olayın gerçek ve real bir olay olduğunu o zaman idrak ettim. Ama bu hiç idrak etmememden de daha iyidir diye düşünüyorum en azından. Sonra işte okul açılınca göstereceğiz kravye delikanlığı yapmanın ne demek olduğunu falan filan böyle. Ben ne yapacağız falan oldum. O zaman tamam o zaman yaz, sorun yok, istediğinizi yazabilirsiniz hakkımda falan. Götüm atıyor benim evin içinde falan. İki gün böyle ne yapacağım diye gezdim. Hani arkadaşlarım saçmalama, takma kafana falan diyor ama takıyorum. Çünkü dediğim gibi hani arkadaşlarım da öyle aman işte kavgaya gireriz halleriz falan. Onlar da medeni insanlar hani. Bir de şöyle bir durum var, onlar üç kişi, bizimkileri ben komple saymıyorum hani. Üçe bir dayak yiyeceğim net. Neyse, evin içinde düşünüyorum ne bok yesem, ne yapacağız işte, kesin sıçtım falan, rezil olacağım falan, onları düşünüyorum. Zaten olmuş ne olacak kadar, daha nereye rezil olacağım. Tedirgin olduğum için annem anladı halini. Hani sen bir bok mu yedin, hayırdır ne bu falan diyor. Neyse. Baktım olmayacak. Baktım ben sıçıyorum çünkü gerçekten. Hani gerçekten korkudan sıçıyorum. Yapacak hiçbir şey yok yani. Haklısın. Ama haklı olmak hiçbir şeye fayda etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Karşında çünkü böyle oturup konuşabileceğin insanlar da yok hani gayet. Hani net sıçtım. Anne dedim böyleyken böyle. Neyse, bu da sonra bana demesin. Okul açılınca babanla birlikte okula geleceğiz. Seninle beraber falan. Rezilliğime rezillik katmaya bayılırım. Neyse, en azından dedim dayak yemektense ailem gelsin öyle rezil olayım falan filan diye onu düşünüyorum. Onun hesabını falan yapıyorum ben. İşte okul açıldı falan, ben ilk 2-3 teneffüs dışarı çıkmadım kesinlikle. Ondan sonra arkadaşlarım hani tabii şey diyor, saçma hani bu şekilde mi yaşayacaksın, çık falan. Neyse, hiç unutmuyorum. İlk 2 teneffüs çıkmadım, 3. teneffüs dışarıdayım, kantine indik falan. Sonra bunlar biz doğal olarak tabii zaten amaçlar o. Hani kantinde buldular. Aa işte bir konuşacağız falan muhabbeti. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Gerçekten konuştuk sadece. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Bunlar şey, aileme falan söylediğimde biliyorlardı. Onu falan konuştuk. Kimin adını verdiğimi falan söyledim. Onu hatırlıyorum ve en son şey oldu. Artık böyle dersleri çaldı. Hani herkes içeri giriyor falan. Biz hala oradayız. Hani onlar gitmek istemediği için hala oradayız. Duruyoruz falan. Müdür geldi yanımda. Müdürle alaka bilmiyorum. Konudan haberi vardı da mı geldi? Çünkü ailem okula gelmişti o gün. İlk gün geldi. İlk ders görüştü şeyle, müdür yardımcısıyla falan. Hani konuyla alakalı olarak mı geldi? Yoksa adam oradan tesadüf mü geçiyordu falan bilmiyorum. Müdür gelince böyle adamı görünce bir suçluluk psikolojisine girdim. Zaten müdür pek sevmiyordu. Biz adamı kantinde görünce, kantinin iki girişi var. Adam buradan geliyor, biz buradan. Herkes sınıfa çıkıyor falan, böyle saçma bir şeydi yani. Böyle ben biz de zaten çıkıyorduk yukarı falan oldum. Bir bana ne oluyorsa yani onu da anlamış değilim. Sonra oradan tüymeye falan çalıştım ben. Hani bana ne oluyor gerçekten bilmiyorum ya. Hiç bu konuda hiçbir fikrim yok. Sonra onlar da hani tamam oğlum biz de zaten çıkıyorduk falan demeye başladı. Biz o kımıl kımıl çıkıyoruz.
Adamın yanına resmen tüydük ama ben nereye tüyüyorum? Hani mağdursun, anladın mı? Sanki ben bir bok yemişim gibi böyle kımıl kımıl her bizde tam çıkıyorduk falan deyip gittik öyle hani. Sonrasında ara ara böyle işte koridorda laf atma falan gibi gereksiz şeyler oldu ama onun dışında başka bir şey olmadı ya. Azalarak bitti kendiliğinden, ama vazgeçti artık. Böyle kapandı gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de böyle yaşarken hiç komik olmayan ama sonradan gülerek anlattığınız şeyiniz varsa ya da en azından umursamadığınızı anlatırken falan aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.